Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağoğlu'na darbe yapıldı desek yeridir. Hakikaten öyle oldu ve Ahmet Ağoğlu istifa etti. Darbe içeriden yapıldı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağoğlu'na ve neler yaşandığını sizlere aktaracağız. Trabzonspor yönetiminde Ertuğrul Doğan liderliğinde 9 yönetici işlerin kötü gittiği gerekçesiyle Seçime gitmeyen, olağanüstü kongre kararı almayan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ahmetoğlu'na adeta darbe yaptılar. E, Ertuğrul Doğan önderliğinde bu 9 yönetici imzayı toplayıp kulübü olağanüstü seçime götürdüler. Mart ayı sonunda Trabzonspor'da seçim yapılacak. Ama ne oldu? Şimdi süreç şuradan başladı. 2 Kasım'da Trabzonspor'un bir divan kurulu toplantısı vardı. Ve bu divan kurulu toplantısında Ahmet Ağalı çok ilginç bir açıklama yaptı. Bu yeni havaalanı projesi içerisinde de yaptığımız incelemelerde maalesef tesislerimizin %90'ı istimlaka gidiyor. Eski bir pilot olarak da. Ve biraz da havacılık konusunda bilgisi olan bir insan olaraktan Trabzon şehrinin daha büyük bir hava alanına yeniden yapılanmaya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Bu şehrin yeni bir hava alanına ihtiyacı yok. Bu şehrin spor tesislerine ihtiyacı var. Yan taraftaki spor tesisleri istimlak edilerek böyle bir şeyin içerisine girilirse bu konuda sonuna kadar direnç gösteririm. Başarısız olduğum zamanda eğer görevdeysem görevimi bırakır giderim. Trabzon sporu öyle bir tesisten mahrum bırakmak Trabzon spora yapılacak ihanetlerin en büyük. Ona da eğer engel olamazsam ben o gün o görevi bırakır giderim. Ha görevi bırakıp gitmeme bekleyenler varsa bu işi de böyle yapalım. <laughs> Ahmet Ağoğlu'nun eğer Mehmet Elmas tesislerine havaalanı yapılırsa ben istifa ederim sözleri büyük rahatsızlık yarattı. Ve aynı gün Ahmet Ağoğlu durumu yanlış izah ettiğini, devlet yetkililerinin kendisini aradığını ve herhangi bir şekilde böyle bir durumun olmadığını söylediler. Yani kendini tekzip etti. Aslında Trabzon'da konuşulan bu olaydan sonra Ahmet Ağol'un siyaseten de ipi çekildi. E, mali anlamda problemler, sportif başarısızlıklar, özellikle Başkan Ahmet Ağol'u Ertuğrul Doğan arasındaki büyük ayrılıklar. Ertuğrul Doğan'ın açıkçası Abdullah Avcı'nın sözleşmesini 3 yıl uzatırken Ahmet Ağol'una danışmadan Mali olarak kulübün yükünü çeken birinci adam olarak bunu yapması. Ahmet Ağulu ile Abdullah Avcı arasında uzun süredir gelen problemler ve Trabzon kulislerinde konuşulanlar. Az önce söyledim. Yani mali problemler, havaalanı çıkışı, siyaseten üstünün çizilmesi ardından sportif problemler Ahmet Ağulu'nun sonuna hazırlıyordu. Ve en son fenerbahçe Konyaspor spor maçında biliyorsunuz bütün kulüp başkanları yer almışlardı. Ahmet Ağulu da oradaydı. Dayanışma adına bu yapılıyordu ve Fenerbahçe taraftarı hükümeti istifaya çağırmıştı. Ve Trabzonspor kulislerinde konuşulan şu. Bu olay olunca Ahmet Ağoğlu'nun tribünleri terk etmemesi yine siyaseten büyük bir rahatsızlık yaratılıyor. Az önce söyledim. Hani zaten özellikle havaalanı konusundaki çıkışı, siyaseten bir anlamda üstünün çizilmesi, mali problemler, sportif başarısızlık, Ertuğrul Doğan'ın kulübün mali yükünü çekmesi, Abdullah Avcı konusundaki kararları derken son olarak bu olayla birlikte Başkan Ahmet Ağolun'a seçime gitmesi söylendi. Ahmet Ağolun bunu reddetti. Reddedince Ertuğrul Doğan önderliğinde 9 yönetici tüzük gereği 9 imzayı toplayıp kulübü olağanüstü seçime götürdüler. Bunun üzerine de Ahmet Ağolu istifa etti. Yani başta da söylediğim gibi Ahmet Ağolu meselesinde durum çok açık ve net. Adeta bir darbeyle Ahmet Ağolu başkanlık görevinden alındı. Peki kim başkan olacak? Bu tabloda Ahmet Ağaoğlu'nun yeniden aday olması sürpriz olarak değerlendiriliyor. Ama özellikle bu süreçte birinci isim olarak öne çıkan şu anda Ertuğrul Doğan, dolayısıyla Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'nu devirip as başkanlıktan başkanlığa doğru bir yürüyüşe geçmiş durumda.